Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Evet, evimizden çıktık. Biraz böyle yürüyüş yapacağız. Hem bir yere gidiyoruz. Köyümüzde 3 gündür yağmur duası var. Yağmur duası bitti. Evet, bitti. Şimdi onun hayrı var. Köyün düğün salonunda. Biz de oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Keşkek yemeye. Keşkek varmış, evet. Kahvaltıyı da güzel yaptık ama. Artık nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Olsun ya, yeriz. Keşkek her türlü yenir. Tok da olsak, aç da olsak her türlü yeriz. Şimdi düğün alanına gidiyoruz. Orada. Yolu da biraz uzattık. Yediklerimiz biraz erisin diye ama sanmıyorum yani vereceğini. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Hayırımıza geldik. Nerede keşkek? Hadi gidelim. Evet, şu an keşkek alanındayız. Burada şöyle bir hummalı çalışma var. Böyle keşkeği göstereyim. Nasıl, güzel mi? Tamam, bekle. Afiyet olsun. Afiyet olsun hafizinle. Ne? Evet arkadaşlar. Keşkeğimizi yedik. Duamızı ettik. Allah kabul etsin. Amin. Hayırlı yağmurlar versin inşallah. Amin. Şimdi bahçedeki işlerimize geçiyoruz hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Siz değerli yorumlarınızı da belirtmiştiniz. Patateslerimiz için boğaz doldurma yapacağız. Çapa ve kürek yardımıyla. İşte bilmiyorum artık, biz de ilk defa yapacağız. Ama birkaç video izledik. Zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. Ve başka bir ocak yapımı yapacağız. Dışarıda evimizin arka tarafına bir ocak yapacağız. Hani yine kullanacağım aynı lafı. İlkel yollarla bir ocak yapmaya çalışacağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen bahçeye gidiyoruz. Hadi bakalım, gidelim. Neyi deniyor ona? Şey, doldurma, değil mi? Boğaz doldurma. Boğaz doldurma. Biz onun boğazını dolduruyoruz, ondan sonra bizim karnımız doyuruyor. Onlar da bizim boğazımız dolduracak, evet. Doğru. Bu iki defa falan tekrarlanıyormuş. Şey, İki ya da üç boğaz defa, evet. Ben üç defa duymuştum ya. İki ya da üç defa. Evet. Ondan sonra da ürün alıyormuş. Böyle yapsak daha iyi değil mi? Çukur gibi bak. Ben de öyle yaptım. Bu çok minik zaten. Şurada patlıyor değil mi? Şurada patlıyor. Bu? Evet, o da. Bu? O da. Bu? Hepsi patates.
patates gördün mü küçücük? Şimdi farka bakalım bakalım. Böyle toprağını yaptıktan sonra kısa bir zaman içinde hemen böyle bir boy atacak mı, kendine gelecek mi? Şurada patates. Evet bu da. Küçücük gördün mü? Bu? Şu da, o da. Küçücük hepsi. Oklarını koşturuyor. Çekil. Rahat bırak tavukları. Girelim oraya. Evet. İşimiz bitti. Böyle çapaladık. Şöyle diplerini doldurduk. Bayağı bir toprakla göstereyim. Patateslerimiz de bu kadar büyüdü. Bu sırada iki tane çıkmış. Evet. Bir şurada bir şurada. Aynı şekilde ekmiştik ama iki tane çıkmış. Fakat biri çok büyümüş. Biri de çok ufak kalmış. Şuna baksana bayağı büyümüş. Evet o bayağı büyümüş. Olsun. Ya şimdi patatesleri şimdi böyle çapalarken, toprak doldururken aklıma ne geldi biliyor musun? Ne çok geldi? Az ekmişiz ya. Tamam ekeriz yine. Şu üst kısım var ya, karpuz kavun falan ektik. Oraya onun da böyle belli bir kısımlarına biraz daha eksek mi acaba ya? Ekeriz ya. Ekelim ya. Yeter ki çıksın ki. Evet ekelim. Gözüme çok az geldi arkadaşlar burası. Soğanlarımız da burada. Şu sebze yatağının olduğu kısımda da orada rokalar çıkıyor, büyüyor. Viyollerimizde de büyümeye başladılar. Başladılar değil, bayağı bir büyüyenler var. Küçük olanlar var. Rokalarımız falan, terelerimiz bayağı büyüdü. Patates doldurma işimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ufak bir ocak yeri yapacağız. Bizim hani böyle üçgen sac ayağımız var ya. Hı hı. Onun üzerinde işte reçel falan yapacağım diyoruz ya. Oraya bir bölgeye hem böyle rüzgarı kesecek hem sac ayağını sabit kalacak. Pencere falan tuttuğunda odun ateşi yakacak bir yer yapacağız. Evet. Seramızdaki taşlar var ya. Onlar artık bir işe yaramıyor. Onun etrafındaki taşları kullanacağız. Tamam. Şimdi gidelim oraya. Burasının işimiz bitti. Aynen işimiz bitti. Gidelim bakalım ama nereye yapacağız ya? Şu arka, evin arka tarafına yapacağım ya. Evin arkasına. Evet. Düşündüm ben şimdi nereye yapabiliriz diye. Evet yerimizi tespit ettik. En uygun burayı gördük. Şu arka taraf bizim. Şu evin arka kısmı. Burada hem taşlar var. Arkasındaki taş da dedik böyle yine arkadan esen rüzgarı keser. Sağına soluna da koyacağız. Hem şey olur ya, böyle hani arkasını kapatmamıza gerek kalmaz. Sadece bir şöyle iki yanını kapatırız. Öyle düşündük burada. Şimdi artık reçel zamanı. Çilekler falan, vişneler yavaş yavaş çıkmaya başlar. Çilekler çıktı gerçi ama reçellikler artık en son çıkanlar. Geçen yılda bir 5-10 kilo falan. Ne 5-10 kilo? 5 kilo demeyeyim, 10 kilo yakın reçel kaynattık. Bayağı burada yine ateş yakmıştık. Kazanda. Yine annelerimizle, işte ailelerimizle, arkadaşlarımızla, yakın çevrelerimizle paylaşmıştık reçellerimizi. Çilekler de yine buradan bizim yukarıya çıkmıştık ya, şeye gezmiştik yanan yerleri falan. O kısımda yayla kısmı var oranın bir de. Orada bir çilek yetiştiriyor abimiz. Ondan almıştık geçen yıl. Yine bizim köy halkından birisi. Yine ondan, yine oradan alırız. Ekmiş çünkü. Ekmiş değil mi? Yine oradan alırız. Reçellerimizi yaparız Allah nasip ederse.
Evet, burada da rokalarımız çıktı. Şöyle göstereyim. Burada rokalar. Bunlar tere. Şöyle bir yere toplanmış hepsi ya tohumların. Şu arka kısımdakiler de maydanoz. Akşamları, şimdi güneş var. Akşamları o maydanozun üstünü örtüyoruz. Çünkü maydanoz biraz nazlıymış. O yüzden şunlar da dereotu. Onlar da büyüyorlar. Burada da marullar vardı arkadaşlar. Marul ekmiştik ya. Bakar mısınız marulları? Şuradan çıkmaya başladı. Büyüyorlar. Şimdi bunların etrafındaki şeyleri alacağız. Taşları. En sevdiğimmiş. Taş taşımak. Evet. En sevdiğim taş taşımak. İzlemeyenler var mı bilmiyorum. Şu taşları bayağı bir taşımıştık arkadaşlar, biliyorsunuz yani. Tabii biz size iki bölümde anlatmıştık. Ama biz bu işi bir haftada ancak yapabildik. Hem araya bir yağmur girmişti, yapamamıştık falan. Yukarıdaki kısımlardan taşları toplamıştık. Vallahi çok yorulmuştuk ya. Bu şey bizi, bahçe bizi bitirdi gerçekten. Evet, nasıl oluyor? Güzel. Bir kat daha yapacak mıyız taş? Evet, evet. Tamam. Evet, ikinci katta oluyor. Vallahi güzel olacak. Çok sevindim bunu yaptığımıza. Çok işimize yarayacak ya. Tabii tabii. Şimdi artık yaz mevsimi. Konserveler, turşeler, domates suları, reçeller, her şeyi yapacağız burada. Kızartma? Kızartmalar. Aşk olsun hayatım. Yapmaz mıyız? Kızartma da yaparız. Kara tavada. Yani var mı bizim kara tavamız? Tavamız var ama daha kara olamadı. Hadi bakalım. Sen almıştın ya, buraya köye geliyor birisi böyle satan. Düşeceksiniz. Aldık ama kara tavamız hala bizim gri, kararmadı hiç kullanmadığımız için. Tamam. Allah nasip ederse bu yaz karartalım artık. Bu yaz karartalım, evet. Evet arkadaşlar, ocağımız bitti sayılır. Şöyle biraz şu etrafına da taş koyuyoruz. Böyle biraz dedik güzel bir görüntü olsun. Evet. Yani son dokunuş yine ilk aydan. Kadın dediği her şey güzelleşiyor nedense. Böyle bir fikir geldi. Ve gayet de şık oldu. Ya işte eldeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Masraf etmeden. Böyle kenarlarına biraz daha bile koyabiliriz yani. Bak bir sürü taş var. Taştan bol ne var bizim burada? Değil mi? Taştan ev bile yapabiliriz ya. Yapabiliriz. Bu dekoru mu oluyor hayatım? Evet. Gel bak böyle içini çekebilirsin. Bir saniye. Şey oldu böyle, mağaraya giriş kapısı. İçine de böyle şey yaptım. Taşları döşedim. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Saç ayağımızı da koyduk. Güzel oldu. Şöyle biraz daha şuraya şeyler yapabiliriz. Biraz daha bir taş koyayım. Alçıda sıvayacağım var ya etrafı. Pide fırını gibi bir şey olur ya. Ya şunlardan biraz çok olsa aslında böyle bir taş fırın gibi bir şey yapabiliriz değil mi? Sıvayla. Çok da güzel olur. Belki. Öyle bir şey düşündüm ama hani daha kare böyle. Şimdi yer bu ocak gibi. Olabilir. Çok güzel olur aslında. Neyse bu bize yeter. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Burada reçellerimizi, konservelerimizi inşallah
Allah nasip etsin, kaynatalım. Ya şimdi mesela büyük kazanla yapıyorsun ya. Aha. Kazan diyelim oturmadı oraya. Aha. Hemen birer sıra taşı sökeriz. Yani kaldırırız oradan, sökeriz dedim. Kaldırırız, hem kazan da oturur, destek alır. Şey mesela çok büyükse biraz genişletebiliriz. Yani biz şimdi tabii, göz kararı yaptık ama hani daha farklı bir şeyler de yapabiliriz yani. Buna beton tutmaz zaten ya. Değil mi? Tutmaz. Alçı beton ben sanmıyorum tutacağını. Şey taş bunları. Yapıyorlar ya kırmızı tuğladan. Aynen tuğladan olur. Tabii tabii. Tuğladan olur. Tuğlalardan çok güzel olur aslında. Neyse bakalım. Bakalım. Belki ilerleyen günlerde yaparız. Arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorumlarınızla ve beğenilerinizle bize destek verirseniz çok seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı Görüşürüz. Günler.